Merhaba. Bu bölümde vezirin nasıl hareket ettiğini öğreneceksin. Şahımız en değerli taştır. Vezir de en güçlü taştır. Vezir aynı şah gibi her yöne hareket edebilir. Yukarı, yana, diğer yana, aşağıya ve çaprazlara. Şahtan farklı olarak istediği kadar ilerleyebilir. Yeter ki yolunda bir taş olmasın. Çünkü taşların üzerinden atlayamaz. Vezir nasıl hareket ediyor? İnceleyelim. Vezirimizi çapraz götürelim. Sonra da yatay bir şekilde hareket ettirelim. Şimdi köşeye doğru gidelim. Çok güzel. Şimdi kısa bir hamle yapalım. Bir kısa hamle daha ve bir tane daha. Son bir tane daha yapalım. Çok güzel. Daha önce söylemiştim. Vezir taşların üzerinden atlayamaz. Bu durumda veziri köşeye nasıl götürebiliriz? Dikkat edelim. Şah yolumuzda duruyor. Önce veziri başka bir kareye götürelim. Sonra da köşeye. Bak, başardın. Tebrikler. Şimdi biraz soru çözelim. Ne dersin? Hadi başlayalım. Bu soruda veziri son yataya nasıl götürebiliriz? Mavi renkli karelerden herhangi birine. Şimdi burada videoyu durdurmanı istiyorum. Biraz düşün. Bulduğunda benim cevabımla karşılaştırabilirsin. Doğru bulduğuna eminim. Tebrik ederim. Veziri dikey olarak hareket ettirdiğimizde son yataya ulaşabiliyoruz. Hadi bakalım, birlikte yapmayı deneyelim. Veziri dümdüz yukarıya doğru hareket ettiriyorum. Dikey olarak hareket ediyorum ve son yataya ulaştık. Harika. Şimdi de sağdaki köşeye gitmeni istiyorum. Hadi bakalım, bir kez daha videoyu durdurabilirsin. Bulduğunda devam edebilirsin. Harika. Bunu da başardın. Birinci yataydaki köşeye gidebilir misin? Kırmızı renkli kareye. Hadi bakalım. Burada da videoyu durdur. Bulduğunda devam edelim. Bu şekilde çapraz ilerleyebiliriz. Bakalım nasıl yapacağız? Harika, başardın. Sağ üst köşeye en kısa yoldan nasıl gideriz? Sakın unutma, vezir taşların üzerinden atlayamaz. Burada videoyu durdurabilirsin. Bulduğunda birlikte devam edebiliriz. Önce çapraz ilerleyerek köşeye geçeriz. Daha sonra da kırmızı renkli kareye rahatlıkla ulaşabiliriz. Tebrik ederim. Bu soruyu da çözdün. Vezir hangi çileyi alabilir? Şimdi biraz düşünmek için videoyu durdur. Bulduğunda birlikte devam edelim. Bence veziri kullanma konusunda usta oldun. Bulduğuna eminim. Hadi bakalım. Şimdi cevaba bir bakalım. Çapraz olarak ilerliyoruz ve çileğimizi alıyoruz. Harikasın. Son sorumuza geldik. Bakalım bütün çilekleri toplayabilecek misin? Ama önemli bir kuralımız var. Her hamlede bir çilek toplaman lazım. Önce zihninde çilekleri topla. Ondan sonra da benim cevabımı kontrol et. Şimdi burada videoyu durdurabilirsin. Birden fazla çözüm var. Bir tanesini bulman yeterli. Önce aşağıdaki çileği alıyoruz. Çok güzel. Sonra yandaki çileği alıyoruz. Şimdi çapraz ilerliyoruz. Evet, son bir tane kaldı.
Bunu da alıyoruz. Tebrikler. Eğer sen de benim gibi çözdüysen artık veziri kullanma konusunda ustalaştın. Harikasın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kal.